Günaydın, yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi az önce Aslan'ı yıkadım, sonra da ben duşa girdim ve şimdi çıktım. Artık birazcık ufak bir bakım yapacağım, toparlanacağım ve dışarı çıkacağım. Bugün Yeşim'e gidiyorum. Yeşim'i biliyorsunuz zaten, daha evvel de görmüştünüz kanalımda. Gidip böyle güzel bir oturacağız, doğayla beraber Aslan birazcık oynar. Çünkü Aslan çocukların farkında, yani çocukları biliyor ve çocuklar olunca daha çok eğleniyor. Onlara çok güzel böyle kıkırdıyor falan. Güzel zaman geçir. Yeşim'le de zaten zaman geçirmeyi çok seviyorum. Şimdi hızlıca hazırlanalım. Ufak bir bakım yapacağım. Banyo sonrasında yaptığım bir bakım. Son zamanlarda bu markayı çok kullanıyorum. Hatta bir işbirliğim de oldu kendileriyle. Gerçekten işbirliği dışında da açık yüreklilikle söylüyorum ki inanılmaz güzel. Gerçekten. Yani La Roche da kullanıyordum diye. Evet, La Roche'u da çok seviyorum. Onun pabucunu dama atmıyorum bundan dolayı. Ama bu da çok güzel yani. İkisi arasında seçim yap deseler bir zorlanırım. O anlamda söylüyorum. Sadece şey, ya hatta bir videolarımda da bu markanın birçok ürünü kullandım ben ama yorumlarda işte ya La Roche vardı, niye bunu kullanıyorsun şimdi, hani reklam için mi falan. Hayır. Ben zaten öncelikle deneyimleyip ondan sonrasında sizinle bir şeyler paylaşıyorum, eğer işbirliği ise de değilse de. O yüzden hiç bu konuda tereddütte olmayın. Ben bunu önceki videolarımı böyle takır takır izleyenler bilir ki bir aydır falan kullanıyorum bu ürünleri. Ve çok da memnun kaldım. Şu anda C vitamini serumunu uyguladım. Gayet güzel, aydınlatıcı ve renk eşitsizliklerini gideriyor. Zaten birçok C vitamini serumu bunu yapıyor. Yani birçok C vitamini serumu başka bir markadan da alsanız C vitamininin yaptığı görev aynıdır. Dediğim gibi La Roche'un da çok güzel. Başka markaların da var. Juvenil'in de kullandım. O da çok güzeldi. Şimdi de bunu kullanıyorum. Yani bittikçe yeni markalara şans veriyorum aslında. Öyle söyleyeyim size. La Roche konusuna gelince La Roche'un hala vazgeçemediğim ürünleri var. Yani hala gidip alıyorum ama bitince arada başka şeyler de deniyorum sonuç olarak. Ve beğendiysem, memnun kaldıysam sizinle de paylaşıyorum. Bu konuda içiniz rahat olabilir. Bir de B vitamin nemlendirici serumunu kullanıyorum. Hemen sonrasında iyice bir nemlenelim. Cildi çok güzel aydınlatıyor ikisi. İkisini bir kullanınca zaten bayağı güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Evet, benim cildim yağlı zaten. Hali hazırda parlayan bir cilt. Ama sağlıklı parlaması için de nemlendirici serum ve C vitamini serumu kullanmam gerekiyor. Ben de şu anda bunları kullanıyorum. Bayağı da sevdim dediğim gibi. Sadece şu an bunlara fokuslanmadım. Sadece bunları kullanmıyorum bu arada. Onları da söyleyeceğim size. Mesela nemlendirici krem olarak Kiehl's kullanıyorum şu anda. Bundan inanılmaz memnunum. Kiehl's'ın Ultra Facial. Çok güzel ya. Bir de bereketli bir ürün öyle. Çok çabuk bitmiyor tanışma boyu olmasına rağmen. Ben bayağı sevdim. Bu farklı markalar da var yani. Bu arada La Roche'larım da bitti benim. Onu da bir belirteyim size. Ben onları şeyde kullanıyordum. Hamilelik öncesinde kullanıyordum. Hamileyken de birkaç şuyunu kullandım. Asitsiz olanları. Ama sonrasında bitti ve şu anda elimde bu ürünler var. Bunları kullanıyorum. Bunlar varken gidip de ben müsriflik yapıp başka bir şey kullanmıyorum. Çünkü bunların da süreleri var sonuç olarak. Ben şimdi bunlar dururken gidip farklı bir ürün alsam bunların süreleri geçer. İsraf. Bu arada bakın kaşlarım iyice çıktı. Şu an taramadım. Boya yok. Hiçbir şey yok. Normalde benim bu hafta gitmem gerekiyor. Ama gitmeyeceğim. İyice bekleyeceğim. Biraz daha bekleyin. Kaşım iyice uzasın. Tam randıman almak istiyorum. O yüzden 2 hafta mı yok? 10 gün sonra falan gideceğim kaş aldırmaya. Bir de son zamanlarda bir bunu kullanıyorum. Bir de Kiehl's'ın gözaltı kremi var. Avokadolu. Onu kullanıyorum. Dermalex'in de gözaltı kremini. Göz çevresi kremini yani. Bayağı sevdim. Bu daha su bazlı gibi. Ama Kiehl's da çok çok iyi. Göz çevremizi iyice nemlendirelim. Hafif bir makyaj yapacağım. Saçlarımı yapmayacağım bile. Sadece tarayacağım şimdi. Ve kendi haline bırakacağım bugün. Çünkü vaktim yok. Cilt bakımı bitti benim için. Ha, bitmedi. Bir de güneş kremi var. La Roche-Posay'ın normalde Antelios Liquid olan kullanıyordum ve ondan çok memnunum. Hatta kaç tane bitirdim sayamadım yani. O kadar ki fazla kullandım. Sevdiğim ürünlerden. Bu sefer de buna şans vermek istedim. İşte böyle yeni ürünler çıkınca arkadaşlar denemek istiyorum. Çünkü hep aynı ürünü kullanırsanız bu sefer cildiniz de şaşırmaz. Farklı şeyler. Aynı markanın farklı ürünü de olabilir. Farklı marka da olabilir. Yani kullanmak gerek. Tek bir şeye fokuslanmak olmaz. Güneş kremimizi de sürdük. Bu yaşlanma karşıtı ve ince çizgilerin oluşumunu önleyen bir serisiymiş. O yüzden de buna geçtim. Şimdi saçlarımızı açalım. Duhan bir dışarı çıkacak. Bu şey gibi oldu. Ürün önerisi gibi oldu. Yani hiçbiri gerçekten hani işbirliğinden bağımsız olarak. Hiçbiri işbirliği değil. Keşke olsa hepsi. Bağımsız olarak size önerdiğim şeyler. Saç ürünlerinde de bu arada. Mesela kullanıyorum bir ürünü. Atıyorum şu anda Elsev'in Hydra Hyaluronic serisini kullanıyorum şu anda. Çok güzel. Uygun fiyatlı. Bence çok iyi bir şampuan ve krem serisi. Aynı zamanda saç suyu falan da var onun ama.
Çok fena saçım şu an. Onu kullanıyorum. Mesela maskelerimi de sık sık değiştiriyorum. Şimdi yeni bir şampuan serisi radarımda. Onu da kullanmak istiyorum. OGX'in şampuanları. Çünkü saçlarım şu anda biraz farklılık istiyor. Ben şampuanlarımı ara ara değiştiririm. Saçımı şaşırtmak için. Çünkü insanın saçı alışıyor bir süre sonra. Ve o şampuana bağışıklık kazanıyorsunuz. Aşkım Aslan'ı istersen ana kucağına koyup buraya getirir misin? Ana kucağıma. Saçınız bağışıklık kazanıyor bir süre sonra ve artık o şampuan istediğiniz etkiyi vermemeye başlıyor. O yüzden sık sık ya da 6 aya bir falan en azından değiştirebilirsiniz. Saçlarımı iyice tarıyorum. Saçımı şekillendirmeyeceğim. Anneciğim. Aslan da ana kucağıyla şu anda. Kapının önüne geldi. Ben toparlanırken o da beni bekler. Gözümün önünde olur. Duştan sonra da saçımıza böyle bir sürü şey sürüp aslında kirletiyor muyuz diye bazen düşünüyorum. Elsev'in saç güzelleştirici kremini süreceğim şimdi. Bu da 7 mucize yağ içeriyor. Beni mi izliyorsun oğluşum? Anne ne yapıyor? Anne ne yapıyor anneciğim? Gülüyor ya. Size birazdan gösteririm nasıl halde olduğunu. Ben konuşunca beni izliyor böyle kameraya konuştuğum zamanlarda. Şaşkın şaşkın hipnoz olmuş gibi izliyor. Bir de yeni keşfettiğim ve gerçekten çok sevdiğim bir üründen bahsedeceğim. Yves Rocher'in bu ısı koruyucu, kırık önleyici kremi, serumu ne derseniz artık. Bakın şöyle alıyorum. Ben yıllardır saçımı düzleştiriciyle, maşayla, işte Dyson şudur budur birçok şeyle şekillendiriyorum. Saçlarım ister istemez yıpranıyor. Yani haliyle ısıl işlem uyguladığınız için saçınız bir zamana kadar dayanabilir buna. Ben de diyordum ki bunu önleyecek bir ürün yok. Ama sonra çıktı. Değil mi anneciğim? Dikkatle dinliyor musun? Dikkatle burada beni dinliyor. Sevdin mi konuşmamı? Günaydın. Aslan da banyo yaptı. Mis gibi oldu. Mis. Böyle bir ürün olmadığını düşünüyordum. Yani keşke olsa falan diyordum. Sonra bir baktım Yves Rocher böyle bir ürün yapmış. Hemen tabii ki de aldım. Şu an için çok memnunum. Bir kere kokusu çok güzel ve saçı yumuşacık yapıyor şu anda. Bayağı güzel bir ürün. Dediğim gibi ısı koruyucu diye Yves Rocher'de aratabilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir ürünü paylaşmıyorum. Hiçbir şekilde hem de. İşbirliğini o anda sonlandırıyorum. Bir şeyi paylaşıyorsam bence bana güvenin. Bana gelen her işbirliğini kabul etseydim o zaman bence sıkıntı olurdu. Sadece bir marka arkaya fokuslanıp sen onu kullanıyordun ama işte içine alıcı olmamış falan diyenler oldu birkaç tane. Şimdi şöyle bir şey var. Ben her ürünü kullanıyorum. Bir sürü ürün kullanıyorum. Bu belki bir ay sonra değişecek. Ya da bu belki bir ay sonra değişecek. Ama ben bunu sevmeye hala devam edeceğim. Ve bunu da sevmeye hala devam edeceğim. Ya da ne bileyim şampuan, Elsev kullanıyorum şu anda. Bir ay sonra OGX kullanacağım belki. Ya da işte farklı bir marka. Urban kullanacağım belki şampuan olarak. Ve onu da seveceğim. Bunu da seveceğim. Demek istediğim o. Pabucunu da ama atmıyoruz hiçbir şeyi. Ama işbirliği yaptığım iyi markaları da kullanmayı seviyorum. Bunu da buradan belirtmiş olayım. En azından herkese bir cevap vermiş olayım bu şekilde. Çünkü ben orada bir cevaplandırmadım gerek yok diye. Ben güzel şeyler yapıyorum ve emin olduğum bir şeyi paylaşınca daha da mutlu oluyorum. Her neyse yeterince gevezelik yaptık. Aslan da bakın aynı fikirde benimle. Değil mi anneciğim? Bu tam bir ürün önerisi videosu oldu. Bakın bir ürün daha önereceğim. Bakın bu gösterdiğim markaların hepsiyle aynı anda işbirliği yapmam imkansız. Keşke olsa. Şu anda öyle bir şey yok yani. Bunu aldım. İnanılmaz güzel bir şey. Ben bittikçe alıyorum zaten ama bu serisine daha geçememiştim. Roll-on'lu kullanıyordum ben bunu. Çok memnunum. Deodorantı da inanılmaz iyi. İnanılmaz. Ben bir deodorant manyağıyım. Sürekli tazelemek isterim. Sürekli sıkarım. Bunu tazelememe gerek kalmıyor. Şu anda sıktım. Kokusu müthiş. Tavsiye videosu gibi bu. Öyle bir şey oldu şu anda giriş olarak. Umarım beni hangi gün izledin? Korkmadın değil mi? Korkmaz ki benim oğluşum. Umarım beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçer. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum ve artık makyajımı yapayım. Sen burnunun ucuna ne oldu? Sinek mi yedi? Burnunun ucunu sinek mi yedi? Şalyalı. Şalyalı. Ona ne oldu buna burnuna? O küçük burnuna ne oldu senin? Sizinle konuşuyor. Anne gibi mi yapıyorsun sen? Anne gibi yap bakayım. Ne yapıyor anne? Evet. Sana değil kardeşine. Hayır senin kardeşin yok ki. Senin kardeşin yok ki. Makyaj ürünlerimi getirdim. Burada yapacağım. Aslan da en azından ceyranda falan kalmasın. Orası ceyran gibi geldi oluşum. Ufak bir makyaj yapacağım. Çok fazla yapmayacağım dediğim gibi. Benim şarj aletim nerede? Vitaminini sıkalım. Allah'a
Şimdi hafif bir makyaj yapacağım. Size şu fondöteni göstereyim. Bunu aldım ve daha yeni geldi. Size çekmedim. Dün geldi hatta. Aa, bu da mı dökmeli? Ay, dökmelilerden hiç hoşlanmıyorum. Ben buna pompa takacağım. Takamayacağım. Olmadı. Neyse. Studio Fix'in bu NC15'ini aldım. Cildime bence uyum sağlayacak bir şey. Bunu uzun süredir çok beğeniyordum ve bir türlü almamıştım. Şimdi aldım. Şuraya aynayı koyayım da kendime. Bence rengi okey. Bayağı okey. Bir tık açık. Bir tık. Ama bunu hallederim ben. Sanki NC20 söyleseydim çok daha iyi olurdu gibi ama o da yoktu. İndirim vardı. Hemen NC15'i aldım valla. Fena da olmadı bence. Yani boynumla çok bir farkı yok. Alt ton olarak uygun. Sarı alt tonlu zaten bu. NC15. Teniniz benim gibiyse bence ya NC20 alın isteğinize göre ya da 15 alın. Bayağı güzelmiş. Hemen bunu bir pıtı pıtı sürelim. Sizinle sohbetli bir şekilde bakım yapmayı, makyaj yapmayı çok seviyorum. Oyuncaklarıyla oynuyor. Duhan da diğer eve gitti bu arada. Köy evine gitti. 5 dakika mesafede zaten evime. O yüzden hızlıca gidip gelecek. Orada bir işçiler gelmiş. Onların ölçü alması gerekiyormuş. Şöyle ki oraya bir çit falan yaptıracağız dış kısma. Sınır belirleyici gibi bir şey olacak bizim için. Sonra toprak dökülecek bahçeye. Bence rengi çok iyi ya. Oldu bu iş, tamam. Budur. Bence net bu. Değil mi oğlum? Şimdi gözaltı kapatıcısına geçelim. Yeni aldığımı kullanacağım. Şimdi ben normalde light kullanıyordum. Ama şimdi hem yaz geldi. Gözaltım böyle hani şey gibi olmasın. Casper gibi olmasın. Hem de cilt rengime eşit olsun. Hani ister istemez bronzlaşacağım diye düşündüm. Çok da eşit değildir bence. Bu bile açık kalabilir ama 3 numarasını aldım vanilya rengini. NYX'in Bare With Me'sini aldım. Şu. Dün geldi bunlar bu arada. Son zamanlarda sürekli kargo çekiyorsun dediğiniz için çekmedim. Ben gerçekten yorumları bu arada hani sorguluyorum eğer mantık çerçevesindeyse. Bu işte. Şimdi ay yüzüm kaşınıyor. Kaşıyamam da şimdi. Annecik. Tabii ya. Benim rengim buymuş. Ben boşuna gidip light kullanmışım. Şu an bakın suratımda renk eşitsizliği kalmadı. Bir de şeyi fark ettim. Benim gözaltım mor değil zaten. Mor olmayan gözaltıma gidip ben çok açık renkte bir gözaltı kapatıcısı uyguladığım zaman gözaltım mor oluyor otomatikman. Keyfi yerinde oyuncaklarıyla oynayan kucağın üstündeki. Ben birçok makyajımı artık çekiyorum zaten size. Videolarımın içerisinde oluyor. Mutlaka bakın. Bir de Studio Fix'in bu, işte bu NC20. Bakın ben bu şekilde dengeleyeceğim işte. Benim rengim aslında NC20 ya. Fondötende de NC20 almalıydım. Dediğim gibi indirimdeydi, aldım yani. Daha açık bir şey olsaydı onu bile alırdım ya da daha koyu. Bu da tamam. Bunlar hep bereketli ürünler bu arada. Yani bu bence çok uzun bir süre bitmez gibime geliyor. Öncelikle şöyle yukarı doğru tarıyorum. Dediğim gibi gitmeyeceğim kaşımı aldırmaya bir süre daha. İyice dolsun. Ama bakın boyasız hali bile bence çok kabul edilebilir. Çok az boyayacağım ben. Sabah Aslan'la biz bayağı erken kalktık bugün. Yatakta oynadık, ettik. Saçlarımı falan yoldu. Sanki hiç dökülmüyormuşçasına. Şu aralar çok kısa ya uykuları Aslan'ın. Evet anneciğim. Böyle yaparken bir de tükürüyor o salyalar. Ama bak önlerini koyalım. Üstün kirlenmesin. Çok güzel giydirdim Aslan'ı da bugün. Açık mavi giydirdim. Bebek mavisi. Bayağı güzel. Bu allığı çok seviyorum. L'Oreal Paradis. Paradis. Ben bugün koyacağım. Blush of Paradise. Allıklanalım biraz. Sesini duyuyor musunuz? Bana şapşallık yapıyorsun. Ay 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 ay. Lormar'ın bu kaş altı aydınlatıcısını kullanacağım. Çok seviyorum bunu. Bildiğimiz botoks etkisi yani. Kaşları anında yukarı kalktı. Flormar'ın bu krem rengi kalemini uygulayacağım gözümün içine. Emzik ister misin? Dudak kalemini sürelim şimdi. MAC'in Boldly Bayron'u kullanıyorum. MAC Honey Love ruju sürelim. Kirpi kıvırıcıyla kıvıracağım kirpiğimi. Makyajı bitiriyorum ve Aslan'la ilgileniyorum hemen. Gel bir tane. Ağlamıyorsun ama. Bu bir seslenme mi? Üstündeki renge bakın, çok yakıştı Aslan'a. Rap 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 rap. Hadi gel eşyaları toparlayalım. Eşyaları toparlayalım anneciğim. Hadi gel. Telefona bakıyorsun.
Çok erken. Çok erken. Sen büyü alacağım, tamam. Ama şimdi bir kargom geldi. Az önce söylediğimi yutarak bunu açıyorum size. Çünkü şimdi geldi. Yani videonun içindeyken geldiği için göstermem gerek. Aslan'ın oyun alısına koydum. Çok keyif alıyor oyun alısından. Beklediğim geldi. Şimdi biz biliyorsunuz köy evine geçtiğimiz için etrafımız hep tarla. Çiftlik evi, köy evi neyse tarla, hayvanlar falan da var. Sineği, böceği çok oluyor oranın. Aslanı da birkaç sinek ısırığı oluştu. O yüzden ben de şu Hero Stick ve sinek koruyucu spreyi aldım. Bunun içerisinde ne var biliyor musunuz? Organik koruyucu bebek spreyi içeriğinde bulunan bitkisel yağlar bebek ve çocuklarınızın cildini besler ve yumuşatır. Nemlendirici içeriği sayesinde cildinin korunmasına ve teninin daha dirençli olmasına yardımcı olur. Hassas yetişkin ciltler için de uygundur. Yani yetişkinler de kullanabilir. Biliyormuş bunu. Yeterli miktarda yağ avucunuzda alarak bebeğinizin vücuduna nazikçe masaj yapın. Bu şekilde uyguluyorsunuz. Yani kimyasallı sinek kovar spreyler gibi değil. Bu arada ben onları çok seviyorum. Beni de sinek çok fazla ısırır. Of kullanıyordum sürekli ama o da çok zararlıymış şimdi. Onu da duyunca ben böyle bir korktum. O yüzden bunu aldım. Bir de Nurse Harvey's'in de var. Onu da denemek istiyorum. Onu da belki kendime alırım. Uçucu yağlardan oluşan böyle bebeklerinizi koruyabileceğiniz bir şey. Bir de şöyle bir stick var. Bunu kesin görmüşsünüzdür. Bunun farklı markaları da var. Yani bunun çok fazla muadili, çok fazla ürün var. Mesela bebeğinizin vücudunda ya da çocuğunuzun vücudunda yara var. Sürüyorsunuz ve iyileştiriyor. Hani hemen iyileştiriyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Onu da merak ettiğim için ikili şekilde satılıyordu. Aldım. İyi ki almışım. Bir baktım sabah fiyatı yükselmiş. Stradivarius'tan gelen bir kargo var. Bra söylemiştim. Braları çok seviyorum. Ama sanırım bundan bende vardı. Tatile giderken falan bu tarz şeyler çok iyi oluyor. Eteklerle, şortlarla falan üstüne bir kimono giydiğinizde. Bunu aldım yani gayet güzel. Geçelim. Bir şey daha söyledim. Geliyorum. Şimdi köy evinde sabunluk yoktu. Tuvalette ve banyoda. Ben gittim sabunluk aldım. Ama şu üstünde böyle sıvı sabun falan yazıyor ya, onlardan aldım. Bir de cammış. Çok iyi. Ben bunları çok beğeniyorum. Oyun alısı Aslan'ı bayağı oyalıyor bu arada. Yani bir işim olduğu zaman oyun alısına koyayım. Beni böyle bir yarım saat, 20 dakika falan, çok abartmayayım yarım saat diye idare ediyor. Şunu da açarsam. Ya ikisi de aynı, açmama gerek yok bence. Şöyle. Sıvı sabun yazıyor bunun üzerinde. Çok güzel. Bunu banyoya birine, birinde tuvalete, tezgah üzerine, mutfak için. Sıvı sabun ve bulaşık deterjanı yazanı. Onun da gelmesini bekliyorum. Çekeyim de paylaşayım. Çok da uygun fiyata aldım yani. Bayağı güzel bir şeymiş. Belki sen küçük bir kuşsundur güzel kanatlarıyla. Var yeterli miktarda. Yatağı bile toplayamadık Aslancık ya. Merhaba, kolay gelsin. 10 tane ekler alacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Labneli alalım bir de. Şunu şöyle bıraksam olur mu? Biraz bir şeyler alacağım da. 10 tane labneli alacağım da. Pardon? Hatta 15 olsun o. Teşekkürler. Bir şey daha alacağım ben. En son size bay bay yaptıracağım o zaman. Bir dakika evet. Çevireceğim size. Temas yeşil olacağım. Yeşil ama sadece kurum değil. Hoş geldiniz. Umarım yardımcı olabilmişim. Çok teşekkür ediyorum. Hiç de alırsam. Çok sağ olun, iyi günler, kolay gelsin. Evden hızlı bir şekilde çıktık. Yeşil fırına gittik. Ekler aldım. Bir de karışık poğaça aldım. Yeşime gideceğim, orada kahve çay. Aslan da uyuyordu aslında. Şu an geri uyandı. Doğanın ana kucağında uyudu şu anda. Bu formans, bunu biliyorsunuz gibi otomatik ana kucağından çok güzelmiş. Bayağı sevdi. Bak bizim ana kucağında uyumuyor biliyor musun? O hareketli merhaba. Ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezgi'yle aslan geldi ama ben aslanı deli gibi özlemişim. Evet. Uyumasını istedim ama uyudu. Ya Doğa da uyuyor bu arada. Doğa evet. Da şurada. Kızım için ay, görünüyor mu? Tam görünmüyor. Tam görünmüyor. Evet. Karanlık yaptım odayı. Ondan. Biz kahvelerimizi içelim, sohbetimizi edelim. Artık şöyle bir rahat rahat sohbet aynen, edelim. Aynen, oturalım. Yarısını böyle uyutmaya çalışırken içtik ama.
Uyusun uyusun. Şşş. Doğa uyuyor. Aslan uyuyor. Aslan çok tatlı. Doğa. Anneciğim o uyusun. Susalım uyusun. Tamam. Koyduk aslanı buraya. Koyduk. Paylaşım. Evet. Evet hadi bana boyamalarını göster. Ne kadar evet, güzelmiş bu. Ay, anneciğim sessiz ol. Doğa. Bunun adı ne bunun adı? Onun adı ne? Bunun adı biz. Mama ne diyeceksin? Mama a. A, a. Biz. Biz. Saçını toplayalım mı Doğa? Saçını toplayalım mı? Oğlum çiçeğe abla ne almış? Huy öğren aslan, huy öğren. Korkutmasın çocuğu, dikkat et. Hadi git. Ablaya hü hü yap. Aslanı sev, aslanı sev. Bak bunu göz, şimdi aslana bunu gösterebilirsin Doğa. Bak bunu gösterebilirsin aslana. Hadi şimdi aslana oynat bununla, göster aslana bunu. Aslan çocukları çok seviyor. Gel. Evet. Ablaları çok seviyor. Evet anneciğim. Oynatabilirsin. Güzel mi görüyorsun anneciğim? Çok zekiymiş. Ay harika. Edit mi yapıyorsun? Editleri yapacak mısın? Ay yine editlerini yapacak mısın? Baba nasıl Doğa gel, baba oynat sen de. Yavaş gel. Yapma. Doğa. Tamam, Doğa orada kalmış. Sen tuşa mı basıyorsun? Edit yapıyor Doğa, gördün mü? Edit mi yapıyorsun anneciğim? Aslan bilgisayarla oynuyor ha? Çok erken öğrendin anneciğim. Senin azınlığın varmış, ne kadar güzelmiş. Müzik mi çalıyor onda? Müzik çalıyor mu Doğa? Karnını doyuralım ya. Ay çorap firari. Çorap firari. Ama anneciğim senin ne var? Sen cipsi var. Sen cipsi mi? Çocuklu buluşmalar gerçekten. Ya ne biliyor musun? Ben mesela artık aslanı bırakıp dışarı çıkıyorum ama yine de içim rahat etmiyor. Evet, aklımda da şey oluyordur. Mesela bir süre sonra konu aslana geliyordur. Tabii canım. Ay, ben sana ölürüm. Çok rahatım. Evet, çok atlete iyi. Geçmemiş. İyi, iyi. Aynen. Bak ya, bayılıyor lan. Evet, Aslan. Sen biraz daha bize alışacaksın, bize gelmek isteyeceksin biliyor musun? Evet. Çünkü şu önlüğü takalım, bunu kirlilere koyalım. Doğa cipsini ıslattı, aldı götürdü. Yediğinden de değil. Yanlış anlama, yemiyor. Evet. Sadece onu parçalıyor. Emiyor bir de şu an. Emiyor, bırakıyor evet. Resmen. Ama ne yapayım? Gerçekten bazen baş edemiyorsun. Ay bu da Nasya'ya bakıyor. Nasya'da büyü var bence. Bu arada ben de birkaç kez denk geldi açtım. Hı-hı. Ben de hipnoz olmuş gibi izledim. Ama bak o çok hani güzel. Şeyde mesela uyku rutini de Ezgi çocuktan çocuğa göre değişiyor. Mesela Doğa ona hapsolacak çocuk olsa asla yedirtmez. Evet. Yeşil de bu arada yani sürekli Doğa'nın arkasında ve Doğa maşallah gerçekten hareketli bir bebiş. Ezgi gelirken çok güzel şeyler getirmiş bizde. Ben kendi ellerimle yine yapamadım. Temiz. Bir şey olmaz. İçiyor. Ay içsin temiz de o temiz. Cipse batırmasın onu. Ben bununla süt sağacağım, mama sağacağım. Hadi balkona geçelim anneciğim, gel. Gel. Hoppa. Şu bezi de atalım. Nereye atıyorsun Yeşim? Bebeğim bak şurada. Ha korbel değil mi sende? Uyut anneciğim. Hadi e yap. E yap. Uyuyacak mı bebeğiş? Annem onu öğrendin mi sen? Bunu e yapacaktım Doğa. Hadi Doğa e yap. Nasıl uyutuyorsun aslanı? Gidiyoruz artık biz. Nasıl uyutuluyor? Gidiyoruz. Çok güzeldi. Ay, o kadar güzeldi ki her şey. Oh, teşekkür ederim her geldiniz. Şey için. Böyle ikimiz de Ezgi ile bizim şey çok güzeldi. Onlarla uğraşmakta. Bakar her mısınız? Zaman gelin. Büyümüş de bir de bebek sallıyor uyutuyor. Evet. Her zaman gelin. Çok güzeldi. Hani biz de bekliyoruz. Geliriz inşallah. İnşallah. Aşkım. Selam. Yeşim'den kalktıktan sonra eve geldik ve üstüm başımı değiştirdim. Aslan'la biraz ilgilendim. Saçlarım hala bu şekilde düzeltemedim. Duhan da şu anda yalı çapkını açtı. Onu izliyoruz bir yandan. Size Aslan'ı göstereyim. Televizyona bakmasın diye şimdilik oraya koyduk. Yerini değiştireceğiz. Şimdi de arkadaşlarımız Merve ile Nihat gelecekler. Dondurma alacaklarmış. O şekilde geleceklermiş. Güzel bir akşam oturması yaparız. Siz de bizimle olursunuz zaten. Şimdi Aslan'a gece mamasını yapıyorum.
Sen ne kadar ahlaksız bir insansın. Aslan. Topucu yarım. Aslan. Aslan. Sıcak ha. Sıcak çok ama sıcak. Açınca da çok esiyor aşkım. Ceyranda kalmasın terliyim. Çok sıcak. Isırmaç yok. Isırmaç yok. Kaç yaş var amcanla aranda? Benim de bir teyzemle 10 yaş var aranda. Evet, abimle arasında 10 yaş var. Tamam, abi kardeş arası normal. Benim ablamla kendi arasında 7 yaş var. Ha, diğeriyle? 5. Hayır ya. Doğan. 83 yıl 73 yıl.